Biberlerin mevsimi geçiyor artık. Köyden topladığım biberlerle şöyle kahvaltılık güzel bir sos. Öğle yemeği için de sefertasına dışarıda yemelik peynirli makarna. Bu makarna tahıllı. Kızım da kokuları duydu, takip ediyor. Bebeğim, annesinin güzeli. Ve pırasa yemeği. Birbiriyle uyumlu olan lezzetleri sefertasına koymaya çalışıyorum. Nohut da var içerisinde, pirinç de var. Biraz da limon suyu ilavesiyle lezzetli bir öğle yemeği olacak. Memleketimizden şalgam geldi. Müthiş lezzetli. Her bir üretim bidonu farklı lezzette oluyor, farklı aromada oluyor. Çünkü el yapımı, makine yapımı değil. Marketten aldıklarımda asla o lezzeti bulamıyorum. El yapımı şalgam bir başka. Şimdi öğle yemeği için ondan da koyacağım. Küçük bir kaba. Bir defa şu renk zaten bir ilaç olduğunu gösteriyor. Pancar olsun, orman meyveleri olsun, şalgam olsun. Çok yarayışlı. Şimdi buna limon da lazım. Biraz onu koyalım. Koyalım. Limonsuz pırasa olmaz. Kim o? Hı? Kimdir o? Hayır, o sana zararlı. Pizza tabanı gibi düşünebiliriz. Ekmekçikleri. Üzerine şarküteri ürünleri yerleştirebiliriz. Böyle güzel bir kahvaltılık olur. Biber yerleştirebiliriz. Artık bize kalmış mantar. O zaman rendelenmiş peynir daha iyi olur. Peynirin pişmesi için. Böyle sıcacık, lezzetli kahvaltılıklar. Öğle yemeği için de ekmek olarak tüketebiliriz. Derin dondurucuda da muhafaza edebiliriz. Pratik. Ekmekler pişti. Tabii hava fritöz olduğu için zamanı geçirince peynirler fazla kızarıyor. Onun için daha kısa sürede pişirmek lazım. Bence gayet lezzetli. Lezzetli mi? Beğendin mi? Yoğurt. Rendelenmiş kereviz. Mayonez de eklenebilir. Biraz su. Çünkü yemek yapıyorum. O zaman yemeyelim. Sarımsak da eklenebilir. Ve hazır. Sefertasına. Sebzeli, nohutlu, biber salçalı, esmer bulgur pilavı. Zeytinyağında soğanla sotelenmiş taze fasulye. Kızım. Neredeymiş benim kızım? Sebzeleri yıkadım, kuruttum. Şimdi kapları alıp dolaba kaldıracağım. Günaydın. Ve
Sefer tası için guacamole sos yapacağım. Tabii ki avokado çekirdeklerini atmıyorum ve onları çimlendiriyorum. Kereviz de şu anda tam mevsimi. Tavuk çorbalarında, salatalarda çok iyi oluyor, çok iyi bir tercih oluyor. O sebeple kerevizi de dondurucuya atacağım. Sıvı yağ ve sonra da limon karıştıralım. Şimdi cepli poğaçaya sandviç yapacaktım ama bu fazla pişmiş. O yüzden düşünüyorum, acaba ekmeğe mi yapsam? Nasıl yapsam? Neyse, buna yapayım hadi. Birazcık kırdım da. Evet, sağlıksız. Ama bazen alıyorum. Bu şekilde peynir konabilir, meze konabilir. Biraz sonra marul da ekleyeceğim. Ne demişler? Göz hakkı diye bir şey var. Al aşkım. Al aşkım. Aşkım al. Ha? Anlamadı ne olduğunu. Tuzlayayım domatesleri. Çünkü artık güneş kayboldu ve yeterince olgunlaşmıyor domatesler. Bu sebeple biraz tuz lezzet veriyor. Bu aşamada peynir de eklenebilir isteyenler. Daha ne olsun? Öğle yemeği için gayet yeterli bence. Sela sesiyle uyandım güne. Hep karıştırıyorum. Ezan ve sela. Sela biri ölünce okunuyor. Veyahut da işte cuma günleri namaz öncesinde okunuyor. Bugün de biri ölmüş sanırım. Küçük yerlerde yaşayınca bol bol sela sesi duyuluyor. Aşkım niye bu kadar güzelsin sen ya? Allah'ım şu rengin güzelliğine bak. Şu yüzün tatlılığına bak. Sen nasıl bir şeysin? Bir de şöyle mıncıklamadan sevsem. Çünkü anlamıyorlar yani, ne yapmak istiyor bu kadın diyor. Saldırıyor mu, kızıyor mu? Ne yapıyor? İşte sevmek böyledir diyorlar. Niye mıncıklıyor bu kız diyorlar. Yani aşkım Allah'ım seni yaradana. Maşallah. Maşallah sana. Şimdi kedi mamasını açacağım. Köpek maması verdim. Tabii onu da yemekte zorlanıyorlar. Var ya çocuğum. Bak kedi maması da var. Şurayı biraz karıştırdım. Heh, şuradan seç. Kedi mamalarını ye. Köpek mamasını yerken zorlanıyorlar. O yüzden kedi maması istiyor benden. Her dertlerini anlatıyorlar. Akıllılar. Çok akıllılar, bir yerine gelir aşkım. Hadi çekil, ben yapayım işimi.
Akdeniz ikliminde yaşıyoruz ama hava o kadar soğuk ki dondum yani. Allah böyle kar, kış olan yerdekilere yardım etsin, hayvanlara da yardım etsin. Çok zor. Yani görüyorum böyle fotoğraflarda işte evin kapısına bakarken donan kediler, uyumaya çalışırken büzülmüş halde donmuş köpekler. En son işte haberlerde yaşlı bir teyzeyi izledik. Kuzulara sarılmış. Fatih koymuş kuzunun ismini. Yani canlılar bize siper oluyor da biz onlara siper olamıyoruz. Ne yazık ki. Sen de sırf kıskançlığından yiyorsun. Onlar yiyor diye. Yoksa hayatta yemez. Tavuğu bile yemiyor. Ciğer veriyorum, ciğeri yemiyor. İlginç. Bugün şu çiçeğimi kurtarmaya çalışacağım. Herhalde mantar oldu ya. Ani hava değişiminden etkilendi. İnşallah kurtarabilirim. Üşüdüm. Hadi mamacını yiyin. Güzelliklerim.